birçok insan mutsuz. Ya bunun sebebi ne olabilir? Ay benim canlarım, ikisi de aslan gibi boylu boslu ve bayağı güzelsiniz maşallah. Bir kere dalyan gibisiniz ve kusursuz güzelsiniz. Allah nuruyla sarsın sizi, cennetiyle şereflendirsin. Cennette benim iki arkadaşım, muhteşem. Allah inşallah nasip etsin. İnşallah cennette birlikte oluruz. Yani birbirinizden güzelsiniz söyleyeyim. Çok çok hoşsunuz ve yüzünüzdeki ifade çok çok hoş. Çok insancıl, güven verici, huzur verici. Yani büyük bir nimetsiniz öyle söyleyeyim. Allah'ın yarattığı güzel bir nimetsiniz. O mutsuzluğu deccaliyet özel olarak yapıyor. Çünkü deccaliyet mutsuzluk, acı, ızdırap, sıkıntı, korku, vesvese gibi negatif duygularla insanları Allah'tan uzaklaştırır. İnsanlara cehennemi sağlamakla mükelleftir deccaliyet. Deccaliyetin görevi insanlara dünyada cehennem sağlamaktır. Mehdiyetin görevi de dünyada insanlara cenneti sağlamaktır. Cennet taraftarlarıyla cehennem taraftarlarının bir mücadelesi oluyor şu an. Ama tabii cehennem taraftarları daha güçlü oldukları için İngilizlerin devleti vesilesiyle bir hakimiyet sağlamışlardı. Ama şu an Türkiye'den başlayan bir mağlubiyet ve dağılma sürecine girdiler. Bakın Tayyip Hocam'ın yaptığı devrim, mesela son yaptığı devrim İngilizlerin devletine dev bir tokattır. Ve geceli gündüzlü yumrukluyor. Durup durup İngilizlerin devletine esaslı böyle Osmanlı tokadı çakıyor. Her çaktığı tokatta çöküyorlar. Ve adım adım geriye doğru gidiyorlar. Bu devam edecek. Bir süre sonra hepiniz çok mutlu ve çok rahat olacaksınız. Bir kere size saldırıyı durdurdu Tayyip Hoca. Kadın nefretini durdurdu. Devrim yaptı. Kadına karşı öfkenin felsefi kaynağını kuruttu. İnanç kaynağını kuruttu. Bundan sonra daha mutlu, daha sevinç içinde, daha güven içinde olacaksınız. Ama biraz bekleyeceksiniz. Belki 3 sene, belki 5 sene. Ama fazla da aşmaz. İnşallah.